Büyük itiraf. Bu konuda bir kitabımız da çıktı. Ama siz bunu Avrupa'nın geleceğine Müslümanların bakışı da diyebilirsiniz. Bu da çok önemli. Biz Allah'a hamd ettikten, Resulüne salatü selam getirdikten sonra bazı hususları sizinle birlikte paylaşacağız. Allah nasip edersin. Muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, öncelikle şunu hesaba katmak lazım. Biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri sene 1918 ve Ezher Üniversitesi Şeyhi Profesör Muhammed Bahit Hazretleri İstanbul'a geliyor. Osmanlı Devleti mağlup düşmüş durumda. İstanbul işgal edilmek üzere veya işgal edilmiş tam emin değil. Yani Eylül ayı çünkü 1918'in. Herhalde 19'da işgal edildi diye hatırlıyorum. Şimdi böyle bir dönemde İstanbul'u ziyaret ediyor. Tabii o zaman İstanbul ilim dünyasının merkezi durumunda. Yani Ezher'den daha ileri durumda İstanbul. Ve ona diyorlar ki burada büyük bir alim var ama genç. Kendisinin belinde tabancası, hançeri, alimlere mahsus elbise de giymiyor. İsmi de Bediüzzaman. Biz bir türlü onu ilimde yenemedik. Ve her soruya cevap verilir ama sual sorulmaz diyor. Lütfen siz de buna bir soru sorar mısınız diyorlar. Bu insanın 4 ciltlik usulü fıkıh eseri var. Yani bu Ezher Şeyhi'nin. Bunun üzerine o da zeki bir adam. Mısırlılar çok zeki olur. Diyor ki ya İstanbul alimlerinin gelişemediği bir allameye ben ilmi bir soru sormam çok ayıp. Yani belli ki çok büyük bir alim. En iyisi ben bunun vizyonunu ölçeyim diyor. Acaba geleceğe nasıl bakıyor? Bunun üzerine ikindi namazından çıkıyorlar ve Bayezid Camisi'nin o yanındaki sahafların önündeki tarihi çınarın altında İzmirli İsmail Hakkılar, Mehmet Akifler, Ahmet Naim Babanlar, Elmalı Hamdi Yazırlar, büyük allameler duruyor ve soru soruyor. Diyor ki ماذا تقول في حق الدولة العثمانية ve Avrupa, Arapça olarak Avrupa ve Osmanlı Devleti'nin geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Bediüzzaman'ın verdiği cevap enteresan. Diyor ki Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti'ne hamile yakında doğuracak diyor. Gerçekten de doğurdu. Ve Avrupa'da diyor bir Müslüman devleti hamile. O da doğuracak diyor. Zamanı gelince. O da diyor ki ben de böyle düşünüyordum ama bu kadar veciz ifade etmek ancak asıl Bediüzzaman'la yakışır diyor. Ben de diyor böyle düşünüyordum. Şimdi olay şu. Diyebilirim ki bulunduğu Hollanda'yı istihbarat da bunu biliyor. Sevmeden oturan nadir insanlardan biri Ahmet Akgündüz. Bu bir vaka. Yani bu bir vaka. Ama niye oturuyorsun peki? Yani para mı çok kazanıyorsun? Çok lüks bir makamın mı var? Hayır, ikisi de değil. Bunu dost düşman herkes kabul eder. Dolayısıyla meselen aslı bugünkü sohbetim. Benim burada 9 senedir sıkıntılara maruz kalmamın ve sabretmemin sebebi de bu. Şimdi hanımefendiler, beyefendiler. Yani işte birilerimiz diyor ki terk edelim gidelim çoluk çocuğumuz perişan oldu. Birilerimiz diyor ki artık bu memleketin insanı olduk. Nesillerimiz burada. Nereye gideceğiz? Vatanımız oldu. Yani Nasrettin Hoca misali ikisi de haklı. Dolayısıyla şu soruyu sormamalıyız. Türkiye'de büyük bir mücadele var. Bir kısım dindar insanlar Avrupa Birliği Hristiyan kulübüdür. Dolayısıyla Müslümanlar girmemeli, Türkiye girmemeli diyor. Zaten onlar da Müslüman olduğumuz için almak da istemiyorlar. O da onların da gerekçesi Müslüman olmamız. Hulasa Türkiye ve İslam aleminde de Avrupa tartışılıyor. Bir kısmı tümüyle inkar ediyor. Bir kısmı tümüyle aşık bir şekilde Avrupa'ya sarılıyor. Dolayısıyla biz Avrupa'ya bakışımızı ikiye bölerek değerlendirmek durumundayız. Birincisi bizim için olumlu Avrupa. Bir taraftan Endülüs, bir taraftan Osmanlı,
İslamiyet'ten ilham alan, diğer taraftan Tevrat ve Zebur'un bir kısım ilahi hakikatlerini içinde özümseyen ve buradan aldığı aşk ve şevkle insanoğluna faydalı, çok önemli teknolojik bilimleri anası durumunda olan Avrupa. Biz bu Avrupa'ya düşman olamayız. Burası çok önemli bir nokta. Yani nitekim ister Mehmet Akif, ister Bediüzzaman Hazretleri ısrarla Avrupa medeniyeti deyince mehasini ve mesabisi var demişler. Yani iyilikleri var, kötülükleri var. Elbette ki Japonları taklit etmeliyiz demiş hem Bediüzzaman Hazretleri hem de Mehmet Akif. Yani Japonlar hiçbir örf adetini terk etmeden hem Amerika'nın hem Avrupa'nın bütün teknolojilerini aldılar. Onları da çok geçtiler. Ama bunların aile hayatını mahveden menfi yönlerini terk ettiler. Dolayısıyla keşke Türkiye'de böyle yapsaydı. Yani biz bu Avrupa'yla manen barışırız. Burası çok önemli bir nokta. Şimdi bunun önemli olduğu bir diğer husus daha var. Ben bunu Hristiyanlara karşı da kullanıyorum bu delili. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ayeti var. Yani Müslümanları tarif ederken Cenab-ı Hak, Müslümanlar öyle insanlardır ki gayba iman ederler. Yok, özür dilerim. Yani sana indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ederler. O öteki bir önceki ayet. Ve de senden önceki peygamberlere indirilen diğer Tevrat ve İncil'e ve Zebur'a da iman ederler. Şimdi bunu izah eden bir kısım alimler, Bediüzzaman özellikle, diyor ki Kur'an-ı Kerim işari manasıyla ehli kitaba şöyle diyor. Ey ehli kitap, Müslüman olmakla dininizden de bir şey kaybetmezsiniz. Zira İslamiyet iki alanda düzenleme yapmıştır. Bunlardan birincisi usulü din dediğimiz iman esasları, imanın şartları, Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman gibi konularda Kur'an-ı Kerim ne yapmış? İzahlar yapmış. Hatta çok ilginçtir, çok önemli biliyorsunuz Baltenendi, Warden and Norman meselesini tartışmaya açtı. Ama Hollanda parlamentosu Tweede Kamer yüzüne vurarak bizim ortak değerimiz yok diyerek meseleyi kapattılar. Ben onun üzerine İslam'dan Warden and Norman şey diye, nedir Norman and Warden diye bir makale kaleme aldım. Ve onun baş müşaviri biliyorsunuz bizzat üniversiteye gelerek, aman Sayın Başbakanımız da makaleyi okumuş. Yani biz siyasetçiyiz, sustuk ama ilim adamları devam etmeli. Çünkü toplum manevi ortak değerlerini kaybetti diyerek bu noktaya işaret etti. Nitekim bu manada Kur'an-ı Kerim bir nevi bu birinci alanda Hristiyanlara özellikle sesleniyor. Diyor ki ey Hristiyanlar, Kur'an-ı Kerim geçmişte gelen bütün mukaddes kitapların usulü olan itikat esaslarını aynen kabul ediyor. Hatta sizin tarihinizde tahrif edilen bozulanları da tasfiye ediyor. Tadil ediyor. Dolayısıyla İslamiyet'i kabul etmekte sizin için bir zorluk yok. Ha, ikinci gruba gelince o da İslam hukukuyla alakalı hükümler. Yani biz ona furu diyoruz. Yani orada da çok güzel izah yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki, yani çok normal diyor İslam'ın belli hükümleri değiştirmesi. Mesela diyelim ki miras hükümleri, mesela evlenme hükümleri vesaire. Çünkü nasıl ki dört mevsime göre elbiseler farklılık gösterir, hastalara göre ilaçlar farklılık gösterir. Dolayısıyla asırlara göre de dinin bir kısım ikinci derecedeki emirleri farklılık gösterebilir. Bu nokta önemli. Yalnız burada bir kırmızı çizgimiz var. Yani ister diyalog deyin, ister hoşgörü deyin, bu müsbet Avrupa'ya karşı tutumumuzda bir kırmızı çizgi var. Bu kırmızı çizgi nedir? Ben bunu her yerde tekrar ediyorum. Bizim kanaatimize göre İslam'dan taviz vererek İslam'a hizmet olmaz. Ya nedir bu? O da şudur. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Yani bir millete benzemeye çalışan onlardan olur hale gelir. Yani demek ki hoşgörü diyerek, bazen diyalog diyerek, aşırı götürerek meseleyi
biz Hristiyan ve Yahudilerle benzer hayat düsturlarını ve tarzlarını yaşayalım ki onlara şirin gözükelim dersek, hayır, oradaki kırmızı çizgimiz şudur, aramızdaki dere uçurum pek derin. Hattı muhasalayı temin edip arayı kapatamayız. Ya onlara benzeyerek onlara katılırız Allah korusun veya tamamen dalalete gireriz. Dolayısıyla bu tehlikeli bir nokta. Demek ki bunun birinci şartı bu. Gelelim ikinci Avrupa'ya. İkinci Avrupa da önemli. İkinci Avrupa olumsuz Avrupa. Yani Avrupa medeniyetinin materyalist felsefe, özellikle 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında ortaya atılan pozitivizm adı altında. Adı çok olumlu. Yani biz bilim her şey. Hayır. Bilim adı altında saçma sapan şeyleri bilim teorisi olarak ortaya koydular. Auguste Comte'lar, Jean-Jacques Rousseau'lar, bizde de Ziya Gökalp'ler ve benzerleri bu felsefeyi bir nevi toplumlara yerleştirmeye çalıştırdı. Bunu dediğim zaman tek gözlü deha diyor buna. Ve de Avrupa'nın hasta felsefesi diyoruz. Dolayısıyla biz bunu asla kabul edemeyiz. Nitekim Avrupa'nın aklı başında dindarları da bu felsefe, bu Avrupa'ya, bu olumsuz Avrupa'ya karşı çok ilginç bir tavır koyuyorlar. Ben şimdi önemli bir konuya daha dikkat çekeceğim. Bu hususta bizim Allah'a şükürler olsun, başta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberimize bir saygımız var. Sahabelere bir saygımız var. Diğer peygamberlere saygımız var. Biraz daha gelelim. Büyük müçtehitlere, Abdülkadir Geylani, Şah Nakşibend gibi, İmam Rabbani gibi maneviyat liderlerine saygımız var. Bu asırda Bediüzzaman gibi, Süleyman İbni Tunahan gibi, Muhammed Zahid Kutku Hazretleri gibi zatlara saygımız var. Maalesef batılı ama bu ikinci çeşit batının adamları Müslümanları bu tür büyük şahsiyetlere körü körüne saygıyla suçluyorlar. Burada bence en güzel cevabı bunlara Bediüzzaman demiş. Bediüzzaman diyor ki yahu eğer biz siz Avrupalıların Avrupa kaselistleri demek körü körüne Avrupa'nın her şeyini taklit edenler demek. Kaselistlerinin çok ilginç bir tabirdir bu. Shakespeare'i met ederken, överken kullandığı kelimeleri bir Müslüman Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkında kullansa ona kafirdir dersiniz. Anladınız mı bilmem piyası? Çok enteresan bir olay. Kendileri biz peygamberimizi övüyoruz, seviyoruz diye bizi temkin ediyorlar. Ama öteki tarafta Shakespeare'i Türkiye'de de mesela Mustafa Kemal'i sevenler aynısını yapıyoruz. Yani ben onlara nüshacı diyorum. O deftere yazı yazanlara. Nüshacı. Eskiden nüshacılık yasaktı ama şimdi Özcan Bey serbest olmuş. Yani hem de devletin önemli makamlarındakiler nüsha yazmak mecburiyetindeler. Yani yahu senin ister Jean-Jacques Rousseau ister Shakespeare hakkında yaptığın övgüyü veya Mustafa Kemal hakkında ben peygambere veya Şah-ı Nakşibend'e veya Abdülkadir Geylani'ye yaptım diye beni suçlamaya hakkın yok. Bu çok önemli bir noktadır bu. Ha bu noktada maalesef Batı'nın bu ikinci yüzünü görenler taklit Avrupa deyince akla diskolar gelmiş, baleler gelmiş, içkili toplantılar gelmiş, hanımınla birlikte dans etmeler gelmiş. Yani bunu almışlar. Türkiye'de 80 yıldır Avrupalı olmaktan maksat bu. Ben bir dekanlık yaptım Bilecik'te. O zaman vali bey ve bir önemli yetkili diyeyim, ismini söylemeyeyim, bir de başımıza iş açmasınlar. Çünkü kayıtlar yapılıyor. Hocam işte bizi siz geri bıraktınız. Tamam da kardeşim dedim, 80 senedir kimin elinde bu memleket? Sizin elinizde. Ne yaptınız? İyi içki içmeyi öğrendiniz. İşte Japonya 1940'lı yıllarda hem de atom bombası yedi. Yerle bir oldu. Ama bugün Japonya Türkiye'yi yüze katlar. Dolayısıyla bu itirazlar tamamen yersiz. Bunu da söyleyelim.
Şimdi konuşmamın birinci bölümünü bitirdim. Ama geliyoruz ikinci bölüme. Bana göre bu da çok önemli bir bölüm. Bu bölüm hemen hemen kısmen 1984 yılında 3. bölümde konuşmamın anlatacağım Avrupa Kiliseler Birliği'nin kaleme aldığı ama yayınlamadığı, gizledikleri önemli bir raporda yer alan tespitler. Ama şahsen ben bu raporu okumadan önce benzeri tespitleri yapıyordum. Beyler, hanımefendiler, ben bu ikinci bölümle alakalı daha ayrıntılı bilgileri, çünkü ben hepsini veremeyeceğim, vaktim sıkıntılı, pazartesi Özcan hocamın saat 7'deki konuşmasında dinleyebilirsiniz. Çünkü orada oksidentalizm, oryantalizm, onun öncesi olan safhalar tümüyle göz önüne alınacak ve anlatılacak. Bunu da ifade edeyim. Şimdi hocam ikinci safha nedir? Beyler, hanımefendiler. Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki münasebetleri dört devreye ayırmak mümkün. Dört dönemi olur. Yılmaz kardeşim. Bu birinci devre çok ilginçtir. Bunu Avrupa Parlamentosu'nun yayınladığı ve 4-5 tane profesörün kaleme aldığı İslam in Europe isimli Türkçe'de tercüme edilen hakikaten güzel eserde okuyabilirsiniz. Bu tespitleri. Tamam. Nedir bu birinci devre? Müslüman-Hristiyan ilişkileri. Birinci devre şu. Eski tabirle intişar-ı İslam devri. Yani İslam'ın yayılma dönemi. Bunun içine Hazreti Resulullah'ın dönemini alınız. Hulefai Raşidin dediğimiz dört halife dönemini alınız. Emevileri alınız. Abbasileri alınız. Kısmen Endülüs Emevilerini alınız. Ve Büyük Selçuklu Devleti'ni de bunun içine katabilirsiniz. Bu dönemde İslamiyet alabildiğine genişliyor ve yayılıyor. Ve kısa bir dönem içerisinde imparatorluk dini oluyor. Buna karşı Hristiyanların tavrı intikam almak, öç almak, hınçlarını tatmin etmek için Haçlı Seferleri düzenlemişler. Ben o Avrupa'da İslam kitabını okudum. Çok hayret ettim. İlginçtir. İnanın İspanya'dan, Fransa'dan, hatta İngiltere'den yola çıkan bir kısım fakir köylüler bir yeni sahte peygamber çıkmış. Haşa. Allah'ı ve peygamberleri inkar ediyormuş. Dinsizliği yayıyormuş. Dinsizliği ortadan kaldırmak üzere ona karşı koymak ibadettir diyerek yaya bile Haçlı Seferlerine katılanlar. Yanlış duymadınız. Yani papazlar öyle propaganda yapmışlar ki, peki bu dönemde Hristiyanların Avrupa Müslümanlıkla alakalı bilgilerine 100 üzerinden 0. Yanlış hatırlamıyorsam ya ilk Latince'ye tercüme edilmiş Kur'an-ı Kerim ve maalesef öyle değil Latince'ye. Orada bütün şeytan kelimelerini çok enteresan bir şey. Yani kendilerine göre yorumlamışlar. Hatta bizzat biz batılının tespiti o ilk tercümede %30'unu tarif etmişler. O ikinci dönemde yapılmış bir tercüme. Burası çok önemli. Birinci dönemde o da yok. Düşünün İspanya'dan bir köyden kalkan bir adam bazen eşeğiyle affedersiniz bazen atıyla dünyadan dinsizliği kaldırmak üzere Kudüs'e doğru yola çıkıyor. Yani Allah affetsin yani hakikaten nasıl bir duygu vermişler. Peki hocam ne diyeceğim? Elhamdülillah. İslamiyet galip, Hristiyanlar mağlup. Hristiyanlık mağlup. Yani evet almışlar hışlarını biraz. O da Kudüs'ü yıkarak almışlar. Ama kahraman Selahaddin Eyyubi ve Nurettin Eşşehir o işi yeniden Müslümanlığın lehine çevirmiş. Bu birinci dönem. Geliyoruz ikinci döneme. Bu çok önemli hanımefendiler ve beyefendiler. Bu dönem Osmanlı'nın Avrupa'nın göbeğine kadar girdiği dönem. Ta 1793 yılına kadar devam ediyor. Dikkat ediniz. 1793 yılına. 1793 yılına kadar Osmanlı Devleti dünyanın tek süper gücü.
Maalesef 1793 yılında süper güç kime geçiyor? İngilizlere. Ve Osmanlı kısa bir süre içerisinde dördüncülüğe düşüyor. Acı bir gerçek. Şimdi bu dönemde, Osmanlı döneminde de Hristiyanların cevabı sizin de bildiğiniz gibi onlarca Haçlı Sefer üzerlemiştir. Ta ki İslam'ı durduralım diye. Yalnız burada bir şeyi unuttuk. İlk birinci dönemden önemli bir şey unuttuk. Şimdi ben her zaman söylüyorum, burada da söyleyeyim. Son 10 senede meydana gelen olaylar içerisinde 15 senede iki şeye çok seviniyorum. Bunlardan birincisi Irak ve Afganistan Harbi. Ya hocam nasıl sevinir? Evet, burada biz yaklaşık 2-3 milyon Müslüman şehit edildi. Zulmedildi, katliam yapıldı. Ama beyler yanlış duymadınız. Bütün İslam aleminin bu kuvvet-i İslamiye dediğimiz İslam kardeşliğini anlaması için öyle bir hadisedir ki bu, 100 milyon Müslümanı feda etsek bunu sağlayamazdık. Bu birinci sevindiğim olay. Neticesi itibariyle seviniyorum. Yoksa Müslümanların başına gelen için değil. İkinci sevindiğim olay, burada önemli, global ekonomik kriz. Eskiden biliyorsunuz, Avrupa-Türkiye tartışmalarında Avrupalıların ilk sözü siz fakirsiniz. Elhamdülillah 4-5 senedir bu kelime yok. Çünkü kimin fakir olduğu belli. Eskiden adamlar hem ekonomik hem de askeri açıdan üstün oldukları için süperiyoriteleri vardı. Yani Müslümana ve de özellikle rengi siyah olanlara bir aşağılık kompleksi içinde bakıyorlar. Bunun içine girmiyorum. Hocam bunu niye söylediniz? Çok güzel bir şey için söyledim. Beyler, Haçlı seferlerinin çok büyük bir faydası olmuştur. İkinci dönem o fayda sebebiyle ortaya çıkmıştır. Nedir o fayda? Çok manidar bir faydadır bu. Oraya giden bir kısım İngiliz devlet adamları, hatta kral bile Müslüman olarak geri dönmüştür. Çünkü Haçlı seferleri öncesi yapılan propagandaların tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştır. Müslümanlarla iç içe olmuşlardır. Salahaddin Eyyubi'nin tekrar Kudüs'ü fethedince Hristiyanlara ve Yahudilere nasıl muamele etmesi onları şaşırtmıştır. Dolayısıyla ilk defa o dönüşte Kur'an-ı Kerim'in doğru dürüst tercümesini yapmaya başlamışlardır. Yoksa eskiden tamamen İslamiyet'i dinsizlik olarak kabul ediyorlardı. Din kabul ettikleri nokta budur. Bu birinci dönemin meyvesi. İkinci dönem Osmanlı Devleti, inşallah pazartesi dinleyeceğiz hocamızdan, çok enteresan, Kalvinistlere, Katoliklere sahip çıkmıştır. Protestanlara sahip çıkmıştır. Aralarındaki ihtilaflar için araya hakem göndermiştir. Kanuni Sultan Süleyman fermanlar göndermiştir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti de çok güzel şeyleri kazandırmıştır. Onun için eskiden tamamen çok ilginçtir. İslam dini demezler. Mesela Islamic law demez Batılılar. Muhammedan law derler. Muhammedan law ne demek? Yani Muhammed'in sözleriyle ortaya çıkan hukuk demek. İlahi olduğunu kabul etmezler. Ama önceden daha tehlikeli bir kelime var. Mamuet. Mamuet şeytan demek. Enteresan. Yani o birinci dönemde peygamberimize insanlığı perişan edecek şeytan nazarıyla aşağı bakıyorlar. İkinci dönemde müsteşriklik yavaş yavaş baş gösteriyoruz. Yani oryantalizm, yani biraz da evet tenkitçi ama hiç olmazsa bir din. Sahte de olsa onlara göre. Bu çok önemli bir nokta. İkinci dönemde böyle. Geliyoruz üçüncü döneme. Bura çok enteresan. Üçüncü dönem hanımefendiler ve beyefendiler Müslümanlarla İslamiyet arasındaki ilişkide üçüncü dönem tamamen Batı'nın, yani Hristiyanlığı galip, Müslümanların ve İslamiyet'i mağlup olduğu dönemdir. Buna İslamiyet dememek lazım, o kelime tehlikeli. Niye? Çünkü 18. yüzyılın başından itibaren 19. yüzyılda dahil 200 yıl Müslümanlardan kendi tabirleriyle intikamlarını almışlardır.
Bu Kiliseler Birliği'nin kararında aynen şu tabir var. Yıllarca Muhammed'e sahte peygamber değişinizin, Haçlı seferleri düzenleyişinizin altında kesinlikle dini değerlendirme değil, siyasi ve de iktisadi ve hakimiyete yönelik değerlendirmeler vardır diyor. Biz İslamiyet'i ve Muhammed'i bu zamana kadar dini açıdan değerlendirmedik diyorlar. Bu da üçüncü dönem. Tam intikamlarını aldılar. Emin Akça Hüseyin ile Ahmet İlker şahit. Keşke burada Bünyamin Hoca da olsaydı. O da şahit çünkü. Biz geçen sene Mayıs'ta İstikamır'dan Christian Yuni'nin senatörü olan Profesör Şukurman'ın başkanlığında 25 kişilik bir profesörler heyeti Amerika'dan, Avrupa'dan, Pakistan'dan, Malezya'dan ve İslam Üniversitesi'nden gelen ilim adamları İslamiyet ve Hristiyanlık diyaloğunu tartıştık. Orada Amerika'dan gelen bir profesörün şu sözleri hepimizin gözlerini yaşarttı. Aynen şu cümleyi söyledi. Üçüncü dönemin neticesidir bu. Ama ekonomik krizin burada etkisi vardır. Dedi ki biz 200 yıl Müslümanlara şunu söyledik. Siz adam değilsiniz. Barbarsınız. Adam olabilmeniz için, mutlu olabilmeniz için Avrupa'yı değerlere, yani evrensel insan haklarına ve demokrasiye biz sizi davet ediyoruz. Beyler dedi, 25 profesörün huzurunda. Maalesef bu davetimiz pos çıkmıştır dedi. Çünkü dedi, ekonomik kriz ve Irak'la Afganistan harbi göstermiştir ki batılı değerler insanlığı mutlu edememiştir dedi. Şimdi sıra bizim Müslümanlara dönüp, ey Müslüman bilim adamları, artık insanlık İslam'ın değerlerine dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmek için mühtaç. Siz bizi çağırın dedi. Hatırlıyorsun değil mi hocam bunu? Ve duygulandı. Bu çok önemli bir tespittir. Şimdi bununla ne yapıyoruz? Dördüncü döneme geçiyoruz ve büyük itirafa geliyoruz. Bak bu çok önemli. Demek ki bununla geçiyoruz oraya. Bununla geçiyoruz. Beyler. Kitabını söylersin. He? Kitaba basıldığını söyle. Ha, kitap basıldı. Different Cultures, One World diye o kitap ve tebliğlerimiz basıldı. Ve bu benim dediklerimin tamamı DVD'lerde kayıtlı. Yani hiç şeyden konuşmuyoruz. Yani yorumla değil. Hepsi bu konuşmalar DVD'lerde mevcut. İtiraf ettiklerini de seyredebilirler merak edenler. Bizim arşivimizde saklı. Şimdi geldik dördüncü döneme ve büyük itirafa. Yani siz hanımefendi ve beyefendilerin yaşadığı şu güne. Burası çok önemli bir hadise. Beyler, hanımefendiler, ben bu üniversiteye birkaç sebeple geldim. Bir, istihare ettim. Güzel çıktı geldim. İki, istişare ettim. Büyüklerimizle. Önemli. Üç, burası çok önemli bir nokta. Resulullah'ın şu hadisinden ve bunun Bediüzzaman tarafından yapılan açıklanmasından ilham aldım. Nedir o hadis-i şerif? Buyuruyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İnnekum setusalihune rum. Siz ahir zamanda sulhen emine, güvenli bir barışla Hristiyanlarla barışacaksınız. Sümme terzune entum vehum aduven min varaikum. Sonra siz ve Hristiyanlar birlikte ortak düşmana. Bu ortak düşmanı Bediüzzaman dinsizlik ve ahlaksızlık olarak açıklıyor. Savaşacaksınız. Sümme teglibun, düşmanı yeneceksiniz. Ve tertenimun, büyük kazanımlar elde edeceksiniz. Sümme teslimun ve mutlu bir dönem yaşayacaksınız. Bediüzzaman'ın bir ifadesi, acil bir kıyamet kopmazsa insanoğlu 60-70 yıl İslamiyet medeniyetinin gölgesinde mutlu bir dönem yaşayacak. Buna inandığım için buradayım. Bunu bilmenizi istiyorum. Avrupa'ya bu nazarla bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Peki bu hadis-i şerifi farklı değerlendirenler var.
Çünkü hadis devam ediyor. Devamında çok farklı ifadeler de var. Ben ona girmeyeceğim. Ama ben bugün büyük itiraf olayını anlatabilmek için Bediüzzaman'ın yorumuyla yetineceğim. Aynen şöyle diyor 15. mektupta. Dinsizliğin galip gibi göründüğü bir dönemde. Bugün maalesef öyle. Biliyorsunuz 200 sene önce Amsterdam'da yapılan bir kamuoyu yoklaması ilginç. 100 kişiden sormuşlar epey insana. 100 kişiden 58'i ben dinsizim demiş. %13 kişi ben Müslümanım demiş. 12 kişi Hristiyanım demiş. %1'i Yahudiyim demiş. Geriye kalan da kedi köpek dinleri. Yani işte biliyorsunuz Hindistan vesaire. Ben öyle diyorum, kedi köpek dinleri diyorum onlara. Karışık dinler. Şimdi ama Avrupalı dinsizim dese de siyasi olaylarda ben Hristiyanım demeyi de unutmuyor. O ayrı. Ama biz bir noktayı nazarından bakıyoruz meseleye. Şimdi hanımefendiler ve beyefendiler, buna çok önemli. Yani ama şunu da ifade etmemiz lazım. Dinsiz millet yaşayamaz diyor. Rusya da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hristiyan da olamaz. Olsa olsa dini hak olan İslamiyet'i bulup İslamiyet'e dehalet edecekler. Rusya'da da buna ait ilginç tespitler var. Ayrıntıya girmiyorum. Bir tanesini anlatayım, gülesiniz diye. Orada biz Kazakistan'a gittik, Tataristan, Kazan, bir konferansa. Dediler ki hocam, Bulgar diye bir yer var, gider misiniz? Meğerse Bulgarlar Orta Asya'dan gelmiş Türklermiş. İkiye bölünmüşler. Bir grubu Bulgaristan'a inmiş ve Hristiyan olmuş. Orada kalan ise oraya gelen üç sahabe sebebiyle Müslüman olmuşlar. Şu anda oradalar. Bulgar Türkleri. Ve biz dedik gidelim sahabelerin kabirlerini ziyaret edelim. Yolda bizim Kazan İslam Üniversitesi rektörü Muhammed Hoca dedi ki bir sürpriz yapacağım. Nedir dedi? Götürdü bir köye. Dedi ki hocam bu köy 10 sene önce 200 haneli bir Rus köyüydü. Yalnız bu köyün bir üstünlüğü var. Üstünlük diyor o latife demiş meğerse. 10 kilometre ötesinde vodka fabrikası var. Ve bu köyün bütün erkekleri vodka fabrikasında çalışıyor. Ve hiç 45 yaşını geçmemiş oradaki erkekler. Hepsi ölüyormuş. Vodka'da. Onun için Rus kızları %50'den fazlası Kazaklarla evleniyor. Çünkü Ruslar ölecek kesin. Yani yaşanan bir olay bu. Ve şu anda Ruslardan 11 aile kalmış. Geriye kalan tamamı Kazaklaşmış ve Müslüman olmuşlar. Dedim ki iyi ki Rusya'dan ayrılmamışsınız. Hakikaten böyle giderse çok ciddi bir gelişme olacak. Bediüzzaman diyor ki bu hadisin izahında dinsizliğin galip geldiği bir dönemde alem-i semada yani gökte bizim inancımıza göre cismi beşerisiyle bulunan yani normal bizim gibi insani beşer cismiyle bulunan Hazreti İsa Aleyhisselam'ın manevi şahsiyetinden ibaret olan hakiki Hristiyanlık dini tezahür edecek diyor. Yani hali hazır Hristiyanlık dini hurafelerden ve tahriflerden sıyrılacak ve İslamiyet'e iltihak edecek. Katılacak. Bu katılma neticesinde dini hak olan İslamiyet galip gelecek. Ayrı ayrı iken mahlum olan İslamiyet ve Hristiyanlık diyor başında da. Bugün hakikaten Müslümanlarda, Hristiyanlarda küreselleşme tabir edilen globalization'ın getirdiği ahlaksızlık ve benzeri şeylere karşı mağlup durumdalar. Bunun neticesinde bu mağlubiyetten sonra galibiyet gelecek ve insanlık mutlu bir dönem yaşayacak diyor. Şimdi bakın sene 1984. Bakın büyük itirafa bakın. Burada Jan Solomp var. Bir zaman Hollanda Katolik Kiliselerinin genel sekreterliğini yapmış. Hala bizde de konuşma yapacak inşallah. Ekim'de yapacağımız bir sempozyumda. Nüyamin hocama. Kendi makalesi var zaten kitabında.
Hatta makalesinde sitem ediyor Müslüman bilim adamlarına. Diyor ki, yahu diyor, biz diyor 1984 yılında Avrupa Kiliseler Birliği olarak Viyana'ya yakın St. Pölten şehrinde toplantı yaptık. 107 tane başpiskopos katılmış. Ve bu toplantıda İslamiyet ve Hristiyanlığı tartıştık. Çok önemli kararlara vardı. Bu kararlar, ben bir iki tanesini okuyacağım size. İlginç kararlar çünkü. Diyor ki bir, söylediği bakınız. Bir, biz bu zamana kadar Hazreti Muhammed'i false prophet olarak değerlendirdik. Yani sahte peygamber. Halbuki bu doğru değildir diyor. Bilakis Hazreti Muhammed'in Hazreti İbrahim'den beri devam eden peygamberlik zincirinin son halkası olduğu ortadadır. Bunu böyle kabul eden bir Hristiyan dininden çıkmaz diyor. Birinci karar bu. İkinci karar, Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır diyor. Vahye dayanıyor diyor. Hatta ilginç cümleler kullanmış, bizim İncil'imiz gibi de değildir diyor. Çünkü İncil'de diyor insan sözleri hakim. Ben bu kitabı, tamamen bu raporu tercüme ettim. Allah nasip etti, elde ettik bu kitabı. Şimdi üçüncüsü, ben Leuven Üniversitesi'nde bir konferans verdim Belçika'da. 600 kişi dinledi. Tamamen batılı üniversite talebeleriydi. Belçikalı. Misconceptions about Islam. İslam'la alakalı yanlış kavramlar ve anlamalar. Sonunda 7-8 tane Hristiyan, katı Hristiyan talebe bana geldi. Dedi ki Profesör Akgündüz, siz insanların zihnini karıştırıyorsunuz. Sizin Allah'ınızla bizim kadımız asla aynı değildir dedi. Yani tamamen ayrı diyor. Halbuki bu Kiliseler Birliği'nin kararında hayır, bizim kadımızla Allah'ın, Müslümanların Allah'ı arasında hiçbir fark yoktur diyor. İlker kardeşimin bildiği, elime şu anda yaklaşık 1500 yıllık bir ilginç bir İncil parçası geçti. Onu ilk defa bu konferansta açıklıyorum. Ve başında o İncil'in ünvanı geçen satırda, şimdi bizim oğlum Emrullah inceleme yapıyor, Allah kelimesi çok açık. Eski Hristiyanların da Allah kelimesini kullandığı, hoş Hazreti İsa İngilizce bilmiyor mu? Hollandaca hiç bilmiyordu. Aramice konuşuyordu. Aramice kadın karşılığı Allah'tır. Sen de gördün değil mi? Allah kelimesi çok açık. Onun için bunu açıkça, yalnız diyor, Müslüman bilim adamları ve Müslümanlar alınmasınlar. Çünkü zatında ittifak etmekle beraber Allah'ın sıfatlarında farklı düşünebiliriz diyor. Bu, yani bizzat bu papazların ittifak ettiği kararlardan 60 küsur karar var burada. Onlardan bir tanesi. Tabii Jan Slomp'un makalelerinde de ifade ettiğine göre, bize de anlattığına göre, Hollandalı bir psikopos bu. Diyor ki biz bunu yayınlayacaktık. Çoğaltacaktık. Web sayfasına gidin. The Union of European Church web sayfasının içinde 80'li yıllara ait karar yok. Her 10 yılda bir toplanıyorlarmış. Niye dedim yayınlamadınız? Efendim dedi. Türkiye, Mısır ve Suriye'den gelen başpiskoposlar, eğer bu kitabı yayınlarsanız aynen bu cümle, bizim ülkelerimizde Hristiyan kalmaz demiş. Nitekim geçenlerde yeni Müslüman olmuş, Türkçe'de yarım yamalak öğrenen, yarı Hollandaca, yarı Türkçe bana e-mail yazan bir hanımefendi, bir Türk'le evlenmiş, kim olduğunu bilmiyorum. Bana 2-3 tane geldi de e-mail, birisi çok enteresan. Ne olur, ben sizi diyor şeyde dinledim, yani bir televizyon kanalında. Bu meseleyi anlattınız. Ne olur bu kitabınızı Hollandaca veya İngilizceye tercüme etseniz de Müslüman olduğum için bana her gün hakaret eden annem, babam, dedem ve nineme olayları onların diliyle anlatabilsem diyor. Yani bu noktadan da çok önemli bir olay. Çünkü ben hiç unutmuyorum. Geçen sene miydi, 2 sene önce miydi? Anton Wessel burada Musa
İsa ve Muhammed'in kaynağı tektir. O da vahyi ilahidir deyince 2-3 tane biliyorsunuz Hristiyan arkadaşımız toplantıyı terk edip kaçtılar. Çok enteresan, rahatsız oldular. Yarın da o konuşması var. Benzer, çok güzel bir konuşma yapacak. Saat 2'de Profesör Anton Russell. Onun için gelmeyenlere başta yine hatırlatmak istiyorum onun konuşmasını dinlemeleri için. Şimdi burası çok önemli bir hadise. Çok önemli bir hadise. Dolayısıyla bu hadise, bu vaka devam ediyor. Ben bir şey daha nakletmek istiyorum. Geçen burada Native European Muslims diye bir toplantı yapıldı. Yani Avrupalı Müslümanlar toplantısı. Hele hele o Yunanistan'dan gelen iki hanımefendi ve bir beyefendinin bana sözleri ilginçti. Sayın Rektör, biz sana düşman değil, senin en büyük dostunuz diye. Haykırmaları duygulandırdı beni. Hani Yunan ve Türkler arasında bir sıkıntı var ya, yani böyle onlardan, Danimarka'dan gelenin konuşmasını dinledim. Çok ilginç bir konuşma. Benim de benzeri zamanlarda söylediğim bir cümle. Keşke karikatür hadisesi gibi hadiseler fazla olsa Avrupa'da dedi. Çünkü Müslüman olanların native Denmark'lerden nispeti onun tespitine göre %107 artmış. Yani Danimarka'da. Tabii ben bu kitapta ya bazı Müslümanlar, ben onu tasvip etmiyorum Müslümanlarsa, veya radikal Hristiyanlar tarafından Avrupa'da İslamiyet'i önlemek için hazırlandığına inandığım ilginç bir rapor var. Diyor 2053 yılında Fransız Cumhurbaşkanı Müslüman olacak diyor. Yani ve orada tabii şeyi de zikrediyor. Bu da doğru tabii. Yani Hollanda'da biliyorsunuz en çok verilen isimlerin başında, onun da doğruluğunu bilmiyorum, Muhammed geldiğini de ifade edeyim. Yani o da ama yanlış da olabilir, böyle bir raporda olabilir. Ama sadece naklediyorum. Demek ki burada bir noktayla mevzuyu, çünkü 5 dakikam kaldı, bitireceğim. Bir iki noktayla. Den Haag'da bir önemli akademik kuruluş var. International Social Sciences Institute. Yani ISS. Ben burada bir İslam'ın küreselleşmeye yaklaşımı diye bir konferans verdim İngilizce. Konferansın sonrası çok sayıda Hristiyan profesör vardı. Birisi bana şu soruyu sordu. Akgündüz, biz kiliseleri boşaltıyoruz. Hatta bir kısmını size sattık Avrupa'da. Şimdi durdurdular gerçi bu akımı. Senin bu ümidin nereden kaynaklanıyor dediler. Bunu anlatıp ben sözü bırakacağım ve sizin sorularınıza tevdi edeceğim. Hanımefendiler ve beyefendiler, onlara verdiğim cevap şudur. Dedim ki iki sebeple ümitliyim. Bir, biz Müslümanlar inanıyoruz ki kainatta hayır şerre galiptir. Daima iyilik kötülüğe üstün gelecektir. Ama şu anda dünyada şer galip gibi görünüyor. Öyleyse iki şık vardır. Ya bu şerrin, kötülüğün galibiyeti devam edecek, o zaman kıyamet kesin kopacaktır. Ben buna %5 ihtimal veriyorum dedim. İkinci şık, şerrin galibiyeti sona erecek, iyilik ve hayır galip gelecek. Ben buna %95 ihtimalle bakıyorum. Bu benim inancım gereği dedim. Ve vel akibetu lil muttakin ayetini de okuyup anlattım. İkinci sebep de size biraz önce söylediğim peygamberinin müjdesidir dedim. Hadisi okudum. Ayakta alkışladıklarını ifade edebilirim. Ve son sözüm size. Biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet, özür dilerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lesetüftehennel Konstantiniyye diye başlayan meşhur hadisinden İstanbul fethedilecek. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutan, ordu ne güzel bir ordu diye övmüş. Bu övgüye mazhar olmak için Yezid'in ordusunda salih bir sahabeyi göremediğinden 83 yaşındaki Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri biliyorsunuz hasta halde gelmiş, onun için yaşlılar yaşlı izlemeyecekler. Ben de yaşlıyım artık. Yaşlı izlemeyecekler. Ve İstanbul'un sınırlarında şehit düşmüş. Şimdi bu Resulullah'ın bu müjdesine
ulaşamamış ama sevabını almış. Arkasından Harun Reşit göndermiş. Arkasından başkası göndermiş. Sonra Yıldırım Bayezid iki defa kuşatmış. Sonra Fatih Sultan Mehmet'in babası kuşatmak istemiş. Hacı Bayram Veli Hazretleri vazgeçirmiş. Daha sonra Allah bu nimeti, bu şerefi Fatih Sultan Mehmet'e nasip etmiş. 857 sene sonra hicretten. Beyler, İstanbul'un fethiyle alakalı 2-3 hadis var. Ama ahir zamanda İslam'ın yeniden insanlığa mutluluk getireceği ve dünyada hakim olacağına dair benim bildiğim ona yakın hadis-i şerif var. Onlar 2-3 hadis için 20 küsur sefer düzenlerlerse İstanbul'a, bizim buradan geri dönmek değil. Yani ya bu uğurda ölürüz karınca gibi veyahut da inşallah bu 10 küsur hadisin müjdesine nail oluruz. İşte bir hadisi naklettim. Onun için ben gelecekten ümit varım ve Rabbim inşallah mühtaç olan Avrupalılara da düşmanlık etmek değil, İslam'ın güzelliklerini anlatarak Resulullah'ın bu müjdesini gerçekleştirmeye çalıştırmak gerekiyor diyorum. Onun için kitabımın adına da büyük itiraf dedim. İsterseniz konferansı büyük ümitle, Bediüzzaman'ın şu sözüyle bitirelim. Ümit var olunuz. Şu istikbalin hadiseleri içerisinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Evet, şimdi soru sorabilirsiniz. Ahmet Bey, tedbir edin. Tabii soru yoksa bir şey demez. Ama bir dakika bekleriz. Ya her şeyi anladınız ve tatmin oldunuz veya hiçbir şey anlamadınız. Öyle mi? Hangisi? Birinci şık. Peki. Hocam, evet. Bu Rusya'nın Müslüman olması nasıl olur? Yani bile anlaşılmadı mı? Yani hepsi Müslümanlar mı? Ruslar mı Müslüman olur? Evet, çok enteresan. Hemen cevap vereyim. Beyler, hanımefendiler, ben şahsen Rusya'nın İslamiyet'i kabul etmesini Avrupa'dan daha büyük ihtimal içinde görüyorum. Bunun birkaç sebebi var. Elbette ki Ruslar da İslam aleminin, özellikle Osmanlı Devleti ve Türkiye'nin rakibiler. Burada şüphe yok. Ama birkaç sebep var bunlardan. Bunlardan birinci sebep, bana göre, birinci sebep, biliyorsunuz eğer bardağınız bozsa illa dolar. Ama yağmur suyuyla, ama kanalizasyon suyuyla, evet ama çeşme suyuyla. Şu anda Rusya'nın bardağı boş. Oradaki nüfusun %90'ı dinsiz. Ve dinleri hakkında doğru dürüst bilgi sahibi değiller. Onun için Bediüzzaman Hazretleri geri dönüp Hristiyan da olamazlar diyor. Birinci sebep bu. İkinci önemli sebep... Şarap meselesi. Tabii şarap meselesi de ayrı. İkinci önemli sebep, bu da çok önemli. Benim tespitlerime ve okuduklarıma göre Amerika'yı bir tarafa bırakabilirsiniz. Amerika farklı. Ama Avrupa'nın İslamiyet ve Müslümanlarla alakalı olan peşin hükümleri ve aşırı düşmanlıkları Rusya için geçerli değil. Yani o kadar geçerli değil. Ben bir örnek vereyim size. Şu anda Rusya ister siyasi hakimiyetini korumak için deyim. Elbette ki yani bir menfaati var. Ben hoş Putin'in 5 vakit namazlı Müslüman olduğunu iddia etmedim hiç. Yani öyle de değil zaten. İster başka gaye ile, iktisadi gaye ile deyim, 14 tane İslam Üniversitesi kurmuşlar. Çok ilginç. Hepsini resmen tanımışlar. Ve müthiş bir şekilde İslamiyet sebebiyle orta nüfusu 50 milyona varan Müslümanlarla barış içinde yaşamak için yol arıyorlar. Bu, şunu unutmayınız. Tıpkı Hudeybiye muharebesi gibi, muahedesi gibi. Yani daima savaş olmaması, gerginliğin bulunmaması İslam'ın lehinedir. Şimdi İslam'ı da anlatamadıklarına göre ben ciddi manada bu noktada
İslamiyet'e Avrupa'dan yakın olduklarına inanıyorum. Böyle bakıyorum. Özellikle ifade edeyim. Evet. Başka soru? Evet. Peki. Soru olmadığına göre ben sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve benler için 10 dakika özel sohbette de bulunacağım. Şuradaki masanın başına oturacağım. Bir taraftan da namaz kılmaya başlayacağız. Cenab-ı Hak geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın saat 2'de Anton Vessel, saat 18'de Sabahattin Uçar ve saat 8.30'da Bediüzzaman Cifir İlmi, Ebced Hesabı ve İşari Tefsir konusunda hepinizi tekrar bekliyorum. Allah razı olsun diyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.